adetlerin seyrek gelmesi veya adet düzensizliği olarak düşünürsek birkaç nedenden kaynaklanır. Bunlardan bir tanesi polikistik over sendromu. Yani kişi adet gecikmesi olur, 2 ay sonra adet görür, adet tamam. Aradan birkaç ay düzenli adet görür sonra tekrardan sekebilir. Ama bu süreklidir. Yani sadece adet gecikmesi değil, seyrek adet görme. Bunun dışında süt hormonu, bizim prolaktin dediğimiz bir süt hormonu var. Bunun yüksek olması da adet düzensizliği ve adet gecikmesine neden olabilir. Aynı şekilde tiroid hormonundaki bozukluklar, özellikle işte guatr halk ağzında dediğimiz tiroid hormonundaki bozukluklar da adet düzenini etkileyebilir ve gecikmelere neden olabilir. Ama bir kişide bu hormonal dengesizlikleri düşünmeden önce ilk düşünmesi gereken şey gebeliğin olup olmadığıdır. Gebelik ekarte edildikten sonra bu hormonal incelemeler yapılır. Kanda çok basit prolaktin bakılabilir. TSH hormonu dediğimiz tiroidin fonksiyonunu içeren o hormona bakılabilir. Onun dışında eğer kişide aşırı tüylenme, kıllanma şikayeti varsa androjenlerine bakılabilir. Polikistik over sendromunu düşünüyorsak, kişi kiloluysa bir şeker yükleme testi yaparak şekere meyil var mıdır yok mudur bu incelemeler yapılabilir. Ama öncesinde tabii gebeliği dışlamak gerekir.